الرجيم <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة إن أرضي واسعة فإياها يا فاعبدون <سؤال> كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا لَنُبَوِّئَنَّهُم من الجنه غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي

الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فَأَحْيَى به الأرض فاحيا به الارض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أك darum la ya'kilun saddaqallahul azim Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Kıymetli izleyiciler, Afyonkarahisar İl Müftülüğümüzün Kanal 3 televizyonuyla beraber hazırlamış olduğu bir iftar saati programıyla yine huzurlarınızdayız. Bu anı değerlendirmeye beraber gayret edeceğiz. Yine bugün kıymetli bir konuk, önemli bir konuyla bu anı inşallah iftar saatini, iftara kadar olan zaman dilimini güzelce geçirmeye gayret edeceğiz. Peki konuğumuz kim? Hemen konuğumuzu sizlere tanıtayım. Afyon Kocatepe Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor sayın Mücteba Altındaş hocamız. Kıymet hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sayın hocam. Teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? Ramazanınız nasıl geçiyor? İyiyiz elhamdülillah. Ramazan güzel bir ay, manevi bir ay. Hamdolsun. Güzel bir şekilde geçiyor. İnşallah hayırlısıyla ibadetlerimizle yapmış olduğumuz güzelliklerle, kazanımlarla dolu bir ay olarak geride bırakmayı ümit ediyoruz hocam. Evet Kırmızı hocam baktığınız zaman Ramazan ayı diğer zaman dilimlerinden farklı olarak bizim kendimize döndüğümüz, çeki düzen verdiğimiz, bir daha hayatımızı gözden geçirdiğimiz, muhasebeye tabi tuttuğumuz bir ay. Evet. bu ayla ilişkili olarak nefis nefis muhasebesi gibi konulardan bahsedeceğiz bugün. Eee hocam nefis nedir? Nasıl tarif edilir? Evet, buyurduğunuz gibi kıymetli hocam, bu ay aslında nefsi kontrol altına alma, yani insanın kendisini kontrol ve disiplin altına alma ayı. Bu anlamda manevi olgunlaşmanın, manevi açıdan kalbi dünyanın daha olgun hale gelmesi açısından çok kıymetli bir ay. Nefis bildiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de insanın bütünlüğünü, insanın kendisini ifade eden, aynı zamanda da insanın içerisinde bulunan ve insana fıtri olarak yüklenmiş olan duyguları, arzu, heva ve hevesleri ifade eden aslında çok anlamlı bir kelime. Ruh, can, beden, benlik, heva, heves, arzu gibi birçok anlama geliyor. Kur'an-ı Kerim genel anlamda nefis kavramıyla insanın kendi bütünlüğünü ifade eder. Beden bütünlüğü değil Beden mi? bütünlüğünü, ruh ve beden bütünlüğünü aslında ifade ediyor. İnsan bütün bir varlık cenab Hak her insanı da ayrı ve özgün bir varlık olarak yaratmış. Kendisini kendisi için özgün bir kul olarak yaratmış. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim nefis kavramını sıklıkla ön plana çıkartır. Örneğin her nefis ölümü tadacaktır. Her nefis yarın için ne hazırladığına bir baksın. Birazdan o ayetleri yine ifade edeceğiz. Bu açıdan yüce Mevla nefis kavramıyla aslında biz insanları da muhatap aldığını gösteriyor. İkinci olarak da hocam nefis konusunda nefis dediğimiz zaman olumsuz bir anlamı ve tarafı da var. çünkü fe'alhamaha fucuraha ve takwaha, kad aflaha men Çok iyi bildiğimiz ayeti i kerimelerde Cenab-ı Hak insanın bütünlüğüne, vücuduna, bedenine hem iyiliği yapabilme hem de kötülüğü yapabilme imkanını yüklemiş. insanı öyle yaratmış. Bu vesileyle nefis kavramı aslında insanın kötü duygularını, arzularını, hevasını, hevesini, öfke ve gazap gibi olumsuz duyguları da ifade eden ikinci olumsuz bir anlama da sahip. Bu açıdan nefis muhasebesi dediğimiz zaman aslında insanın kendi iç dünyasını kontrol etmesi, muhasebeye tabi tutması, geliştirmesi, güzelleştirmesi, temizlemesi. Bunun yanı sıra da birçok kötülükten, yanlışlıklardan, haram ve günahlardan uzak durması anlamına geliyor. Kıymetli Hocam, Kur'an-ı Kerim'de nefisle ve nefis mertebeliyle alakalı ayetler var mıdır? Elbette. Kur'an-ı Kerim nefsin bir takım mertebeleri ya da isimlendirmeleri olduğunu söyler. Bu kavramlar da tam olarak tasavvufta kavramsallaştır, kavramsal hale gelmiştir hocam. Tasavvuf bunları daha sistematik hale getirmiştir. Evet. Kur'an-ı Kerim'deki bu kavramlar ya da ifadeleri. Kur'an-ı Kerim aslında nefsin ilk mertebesini nefsi emmare dediğimiz işte kötülüğü sürekli olarak insana tavsiye eden, kötü duygu, arzu, heva ve hevesleri insana sürekli olarak ilham eden diyelim bir bütünlüğe sahip, bir içeriğe sahip. Biz bunu nerede görüyoruz? Aslında ayet-i kerimelerde görüyoruz. Hazreti Yusuf'un ifadesiyle, Hazreti Yusuf'un diliyle. Estaizu billah ve ma überri'u nefsi innen nefsele emmaratun bis su illa ma rahime rabbi. Eğer Rabbim'in koruması, rahmeti olmasaydı mutlaka ki nefsim, kötülükleri bana emreder. Onun için ee, nefsi emmare, sürekli kötülüğü tavsiye eden ya da insanı kötülüğe ya da yanlış işlere yönlendiren nefis aslında nefsi insanın e, psikolojik olarak ya da manevi olarak ilk basamağını ifade ediyor. Bu da e, insanın aslında en basit durumda olduğunun bir göstergesi. Buradan insan nefsini terbiye ettikçe ya da nefsinin ne olduğunu farkına vardıkça, kendinin farkına vardıkça hocam yukarıya doğru yükselecek. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim nefis kavramı ya da mertebeleriyle ilgili insanın manevi dereceleriyle ilgili birçok kavram kullanıyor. Bundan sonra nefsi levvame, nefsi mülhime, radiye, mardiye, yukarıya, kamiliye kadar çıkıyor hocam. Bu da genel anlamda nefsin yedi mertebesi olarak sistemleşmiştir. E, nefsi emmaede e, bildiğimiz gibi ilk basamak e, bu tabi e, normal sıradan bir insanın belki bulunabileceği e, bir e, ne diyelim e, Ruhi durum ya da manevi durum e, iman eden insanlar için sürekli hatırlatmalarda bulunduğu için Kur'an-ı Kerim insanların kendi iç muhasebelerini yaparak manevi yolculuklarında yükselmeyi, Cenab-ı Hakk'ın istediği bir şekilde kul olmalarını sürekli olarak tavsiye ediyor bizlere. Nefse emare dediğimiz şey, yani kişiyi diğer canlılardan ayıran ilk nokta gibi. İlk nokta aynen. Başlangıç noktası asli ihtiyaçlarını görerek veya sadece onu düşünen bir kimse gibi mi? Öyle algılanabilir hocam. Sadece insan biyolojik ya da bedeni, fıtri, duygu arzularını, heva ve hevesini düşünerek onun peşinden koşan bir yapıya sahip insan olarak tanımlanabilir. Onun için yani insan olmanın ilk basamağı da denilebilir. Evet. İnsanın ilk başlangıç basamağı da denilebilir. Ama bize tavsiye edilen bunu yukarıya doğru çekmektir. Yukarıya doğru manevi bir yolculuk olarak yukarıya doğru Cenab-ı Hakk'ın istediği şekilde yüksek derecelere doğru çıkarmaktır ki bunun son merhalesi de nefsi kamile dediğimiz kısındır hocam. Evet. Nefsin mertebeleri olarak ikinci olarak Nefsi levvame e, olarak ifade ediliyor. Bu çok bilinen klasik bir isimlendirme zaten. Bunların hepsi e, hocam ayet-i kerimelerde karşılıkları var zaten. Yani sadece tasavvufta geçen veya insanların Tabii. koymuş olduğu bir e, tabir değil bunlar Mutlaka. değil mi? Ayet Mutlaka. Ayet-i kerimelerden alın. Mutlaka. Zaten bizim tasavvuf kültürümüzde diğer İslami disiplinlerimizin kaynağı bildiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim, ayet-i kerimeler ya da peygamberimizin hadisi şerifleri. Bu açıdan nas olarak ifade ettiğimiz iki önemli unsur, ayet ve hadisler bütün İslami ilimleri ya da disiplinleri şekillendirmiştir. Tasavvuf da bunlardan birisi. Bu açıdan hem kelami anlamda, felsefi anlamda da bir karşılığı var nefis kavramının. Ama daha çok bunu tasavvuf ön plana çıkararak insanın manevi yolculuğunu daha iyi tanımlamaya çalışan bir alan olarak tasavvuf bu kavramları daha her zaman ön planda tutmuş. ...dayandığı yer Kur'an-ı Kerim hocam, ayet-i evet. kerimeler. Bu açıdan nefsi levvame, levvame kınayan nefis demek hocam. Yaptığı günahlardan pişman olup insanın kendisini kınaması... ...yani aslında hata yaptığının insanın farkına varması bu çok önemli bir nokta. Kişinin yanlışta olduğunu, hata yaptığını ya da yapılmaması gereken şeyleri yaptığının farkına varması çok önemli bir nokta. Çünkü bundan sonra düzelmek ya da daha iyi bir hale dönüşmek için aslında bir adım atılmış oluyor. Bu anlamda levvameyi biz bu şekilde anlamamız gerekiyor. Çünkü ayet-i kerimelere de baktığımız zaman kıyamet günü hocam, ...insanlar, kişiler... ...ve bunu Kur'an nefis olarak ifade ediyor işte. Kendisini... ...orada tartacak, ölçecek, biçecek... ...ya da kınayacak. Mesela bunun en güzel... ...ifadelerinden birisi... ...ayet-i kerimede... ...yegulu ya leyteni gaddemtül hayati... ...çok sık okuduğumuz... Evet. ...bir ayet-i kerime burası. Bu aslında bütün insanların... ...fırsatları kaçırdıktan sonra... ...duymuş olduğu... ...pişmanlığı ifade eden çok veciz bir ifade. Kur'an-ı Kerim de bunu orijinal bir şekilde bizlere şimdiden söylüyor. Ne diyecek insan o gün? Keşke sonraki hayatım için önceden bir şeyler gönderseydim. Evet. Yani dünyadayken ahiret hayatım için keşke bir şeyler yapabilseydim. Geleceğe yatırımı daha mantıklı ve akıllı bir şekilde yapabilseydim. Onun için Cenab-ı Hak bizlere sürekli olarak hocam uyanık olmayı, kulluk vazifelerimizi yerine getirmeyi, daha iyi bir insan, daha kaliteli bir insan, daha kaliteli bir mümin olmayı sürekli olarak hatırlatıyor. Bunu nasıl yapacağız? Yani nasıl bir iyi insan olunur? Nasıl daha kaliteli Müslüman olunur? Önce insan, sonra Müslüman. Yani önce insani değerlerimizi ve bu iman ettikten sonra da imani değerlerimizi birleştirerek hem insanlığımızı hem de Müslümanlığımızı nasıl daha kaliteli hale getirebiliriz? Onlardan bu tavsiyelerden birisi de mesela şudur. Ya eyhellezine amenu tekullaha vel tenzur nefsun gat vel tenzur nefsun ma gaddemet li gadin ve Şimdi bu ayeti kerimede çok dikkat çekici bir ifade var hocam. Biz takva kavramı yine Kur'an-ı Kerim'in ön plana çıkarttığı önemli bir kavram. Ee, Cenab-ı Hak her nefis tenzur nefsü maqa demet liqadim. Her nefis yarına ne gönderdiğine baksın diyor. Yani her kişi, her insan Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu her kul e, yarın için ne hazırladığını önemsesin. E, yarından kasıt nedir hocam? Kur'an-ı Kerim e, bu anlamda yarın yani ahiret kavramını yarın olarak çok sıklıkla ifade eder. Yarın çok yakın bir zaman dilimidir. Biz an olarak şu an bugündeyiz, bu günü yaşıyoruz. Ama bugünden sonra yarın olacak. Aslında Kur'an'ın mantığına da baktığımız zaman hem dünya hayatını hem ahiret hayatını Kur'an bir bütün, birbirine yapışık olarak görüyor. Bunu ayıran sadece arada bir berze halen var, ölüm evet. var bildiğimiz gibi. Bu yüzden insanlar olarak biz belki psikolojik anlamda da sanki ahiret çok uzakmış gibi düşünebiliyoruz. Sanki ahiret hayatı bize hiç gelmeyecekmiş gibi dünyaya bağlılığımız ve sevgimiz artabiliyor. Bunu engellemek ya da burada daha ölçülü hale gelmek öyle diyelim. Dünya ve ahiret dengesini, dünya ve ahiret ölçüsünü dinimiz güzel bir şekilde kurabilmemiz için bize bir takım tavsiyelerde bulunuyor. Onun için her nefis yarına ne hazırladığına bir baksın. Yalnız burada vurgulanan ve ilginç gelen önemli bir nokta var. Ee, hem bu ayetin baş kısmında hem son kısmında Vettakullah iki kere geçiyor hocam evet. Yani e, Allah'tan sakının ikinci hemen biter bitmez Yarına ne gönderdiniz Tekrar Allah'tan sakının Tekrar. Takvayı tabi biz Allah korkusu Allah'tan korkmak sakınmak olarak ifade ediyoruz e, Aslında bu şu anlama geliyor Malumunuz e, Takva e, kişinin hem Cenab-ı Hakk'a Yaratıcısına karşı Hem insanlara karşı hem de diğer, diğer bütün Varlıklara karşı sorumluluk bilincini yerine getirmesi, sorumluluk bilincinde ve şuurunda olması, sınırlarını koruması. Takva bir şeyi korumak demek hocam. Nedir? Cenab-ı Hakk'ın sınırlarını, insanların sınırlarını korumak demek. Bu anlamda yapmış olduğumuz davranışlarımızda, sözlerimizde, yaşadığımız hayat içerisinde bütün fiillerimizde ölçülü olabilmek. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğumuz şuuruyla hareket edebilmek. Buna belki eş anlamlı olarak ihsan bilinci de denilebilir. Evet. Peygamberimizin hadisi şerifte ifade ettiği gibi. İhsan da bu anlamda takvayla hemen hemen aynı anlama gelebilir, gelir hocam. İkisinde de şu var. Biz sanki Cenab-ı Hakk'ı her an karşımızda görüyor gibi ne yapıyoruz? Sürekli olarak o bilinç, o ruh hali, o şuur ile davranışlarımıza ve hayatımıza yön veriyoruz. Zaten hocam e takvayı Allah'tan korku olarak çevirdiğimizde tam bir manası veya aklımıza veya duyan kimsenin aklına bir çağrı olmuyor ama Allah'ın sınırlarını korumak dediğimizde evet. veya Allah'ın emirlerine ve yasakları karşısındaki takınacağımız tavır dediğimizde o zaman takvayı biraz daha hayatımızın içerisinde bulabiliyoruz. Aynen yani sınırlarımızın farkına olmak hocam. Bizim kültürümüzde mesela haddi aşmamak diye bir deyim var. Evet. Ya da haddini bilmek diye. Hat sınır demek. İnsan kendi sınırını bildiği zaman hem Cenab-ı Hakk'ın sınırına geçmemiş oluyor hem de diğer varlıkların sınırına geçmemiş oluyor. Bu anlamda nasıl davranacağımızı, nasıl yaşayacağımızı, nasıl daha kaliteli bir insan ve Müslüman olacağımızı aslında bize ifade eden bir kavram. Bu anlamda takva hem ihlas hem samimiyet hem Müslümanın Allah'a ve onun emir ve tavsiyelerine karşı olan bağlılığını ifade eden önemli bir kavram. Burada şunu da ifade edebiliriz. Bu niçin takvalı olmak zorundayız? Niye Cenab-ı Hakk'ın fırsatımız varken bir takım şeyleri yapmamızı sürekli bizden istiyor? Niçin bu durum içerisinde olmalıyız? Çünkü Rabbi levla ehkarteni ila ecelin karib fe esaddaka ve ekum salihin. Evet. Cenab-ı Hak Ramazan ayındayız. Son 10 güne de giriyoruz artık hocam zekat, infak, hayır, yardımlaşma ayı bildiğimiz gibi. Bu çok artık bizim ulvi duygularımızın yardımlaşma, ruhi anlamda artık zirveye çıkmış olduğumuz çok önemli bir ay. Ramazan infak ayı, tasadduk ayı, hayırda bulunma ayı, zekat ve fitrelerimizle zorunlu mali ibadetlerin yapıldığı bir ay. Ama Cenab-ı insanın bütün hayatı boyunca yapması gereken çok önemli bir şeyi hatırlatıyor bize. Bu sizlere ölüm gelmeden önce yarın o yakın olan yarın ahiret hayatı gelmeden önce imkanınız varken Yüce Mevla'nın istediği şeyleri yapın. Bunların da en başında diğer insanlara yardımcı olmak, ihtiyacını gidermek, ihtiyacı olanın ihtiyacıyla hallenebilmek, onlara yardım edebilmek. Ki insan büyük ihtimalle yarın Cenab-ı Hakk'ın huzurunda şöyle diyecek. Rabbi levla ehkarteni ila ecelin karib. Bu insan bütün insanlar için geçerli. Yani artık bir şeyin sonuna yaklaştığımız zaman az daha süremiz olsa, evet. az daha süremiz olsa. işte Cenab-ı Hak bize aslında bir ömür ile ve Ramazan'ı da bir fırsat bilerek muazzam bir süre veriyor. Onun için ey kullarım yarın huzurumuza geldiğiniz zaman şunu da yapacağız ya Rabb'i iyilik yapacağız, tasattukta bulunacağız ve bu vesileyle de salihlerden olacağız, Müslümanlardan olacağız diyeceğiniz bir günden sakının ve o güne hazırlıklı olun. Onun için e, dünya hayatında bu şuur ve takva bilinciyle hareket etmeye çalışın. E, bu yüzden e, kıymetli hocam Ramazan da işte bizim için en büyük fırsatlardan birisi. Yani bunun yıl içerisinde bir ay olması, 11 aydan sonra bu bir ay Ramazan ayı, uzun bir sürede insanın belki yanlışlarından, hatalarından ya da farkına varmadığı, kaçırdığı bir takım şeylerden haberdar olabilmesi için muazzam büyük bir fırsat bu fırsatı Yüce Mevla bizlere sunuyor. Bizler de son hal gelmeden önce, fırsatları kaçırmadan önce, bu şekildeki pişmanlıklarımızı ifade etmeden önce inşallah elimizden geldiğince bu ayı değerlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah Kıymet Hocam nefsin mertebeleri dedik emmare, levvame. Sonraki mertebeleriyle birinci bölümün de sonuna yaklaşıyoruz. Diğer mertebeleri nelerdir? Hocam? Onları da ifade edelim hocam oraya geçmeden önce e, burayla bağlantılı olarak son olarak şu kısmı da söyleyelim. şimdi bizler ticari anlamda da düşündüğümüzde bir yatırım yapmak istediğimiz zaman karlı ve makul bir yatırım yapmak isteriz. Yani karının çok olmasını isteriz. Onun için akıllı yatırım yapmayı arzu ederiz. Peygamberimiz de akıllı insanı aynen böyle tanırıyor, tanımlıyor. Elkeyyüsü mendane nefsehu ve amile lima ba'del mert. Akıllı kişi, Ey ümmetim, ey ashabım, öyle bir kimsedir ki e, nefsini hesaba çeken, neyin ne olduğunun farkına hemen varabilen ve arkasından da yarın için, ölümden sonrası için hayırlarda, amellerde bulunabilen kişi anlamına geliyor. Nefsin diğer mertebeleri hocam, e, mülhime ile devam ediyor. Radıye, merziye, nefsi kamile şeklinde yediye kadar tamamlıyoruz. Bu özellikle çok enteresan. Ya eyyetühen nefsül mutme inne irci'i ila rabbiki raziyeten merziyeh fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti. Burada nefsin üç mertebesi birden yer alıyor hocam. Birbirine çok, çünkü, yakın demek. Çünkü birbirine çok yakın artık. O sınırlar birbirine yaklaşmış. Nefsi radiye, mar, merdiye, mutma inne en başında. Artık insan Cenab-ı Hakk'a olan bağlılığıyla, hayır hasenatı, amelleri, güzel yaşamıyla, Cenab-ı Hakk'ın kendisinden razı olduğu bir kul haline gelince mutmain oluyor. Tatmin olmuş bir nefse sahip evet. oluyor. Ve hem Cenab-ı Hak o kulundan razı oluyor. Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu nimetlerden de o kişi razı olmuş oluyor. Evet, karşılıklı bir, karşılıklı bir rıza, rıza ilişkisi yönlüşerek. var. Çok doğru. Bundan sonra da artık bu karşılıklı Cenab-ı Hak bizden razı, biz de onun nimetlerinden razı ve bize olan rahmeti, merhameti, adaletinden razı olduğumuz için elhamdülillah artık nefsi kamile en yüksek mertebeye çıkmış oluyoruz ve Mevla'nın sonsuz nimetleriyle karşılaşmış oluyoruz inşallah. Evet Kıymet hocam birinci bölümün sonuna geldik. İnşallah kaldığımız yerden ikinci bölümden devam ederiz. Evet kıymetli izleyiciler ikinci bölümde görüşmek üzere. seni doldurur Her nefes zikrullah O Uyandır kalbin alif ol Salatı hamse dahil ol Uyandır kalbin alif ol Salatı hamse dahil ol Huzuru hakka kaim ol her nefes zikrullah eyle Huzuru hakka daim ol her nefes zikrullah eyle Merhabalar kıymetli izleyiciler. İkinci bölümle yine huzurlarınızdayız. Birinci bölümü kaçıranlar için hemen birinci bölümde neler yaptık, konumuz kimdi hemen onu hatırlatalım. Afyon Kocatepe Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Mücteba Altındaş hocamla beraberdik. Nefis ve nefsin mertebelerinden konuştuk. Bu bölümde de inşallah ikinci bölümde de kıymetli hocam. Nefsin muhasebesi nasıl olmalı? Neler yapmalıyız? Nefsimizi nasıl muhasebeye tabi tutmalıyız? Diye ilk soruyla başlamış olalım. Eyvallah hocam teşekkürler. Bildiğimiz gibi insan kendi vücudu ya da bedeni için bir takım şeylere ihtimam ve özen gösteriyor hocam. Bu insanın fıtri de duygusu. Bunu hem din aslında emrediyor, tavsiye ediyor. Hem kültürel anlamda da böyle bir tavsiye söz konusu. Nasıl ki kişi görünüşüne, kılık kıyafetine, şekline, şemaline dikkat ediyorsa, bunun temiz olmasına, düzenli olmasına dikkat ediyorsa, bir de insan olarak bizlerin manevi dünyası var, iç dünyamız var ya da modern tabirle psikolojik anlamdaki duygu dünyamız var. Bedeni arzularımız ya da bedeni ihtiyaçlarımızı bir şekilde karşılıyoruz. Bunların karşılanması için de çalışıyoruz ya da enerji sarf ediyoruz. Aynı şekilde işte manevi dünyamızın ki Kur'an-ı Kerim buna kalp diyor, Kalp kavramı evet daha sonra tasavvufi bir anlamada bürünecek ama kalp kavramı hem insanın duygularını ifade eden hem de akli ve zihni melekelerini ifade eden bir kavram. Yani kalple kastedilen aslında Kur'an-ı Kerim'de hocam insanın duygusal ve akli bütünlüğü. Zaten Yüce Mevla insanın aklına hitap eder. Ki akıl insanın doğruyu ve yanlışı ayırmadaki en büyük yeteneği kendisine bahşedilmiş olan diğer canlılardan ayıran en önemli vasıta. Yalnız işte nefis kavramı dedik ya, insan aklının doğruyu ayırabilme melekesini bazen bazı duygularımız, arzularımız, hevamız, hevesimiz, bir takım duygularımız, olumsuz düşüncelerimiz aklımızın önünü örtebiliyor, engelleyebiliyor. Aklın doğru düşünmesini Aklın doğru dediğinin e, aksine e, bizi yanlış yöne kanalize edebiliyor. Mesela bir şeyi biz doğru olduğunu biliriz ama bazen yanlış yaparız. Yanlış yaparız. Halbuki onun doğrusunu yapmamız lazım ve onun doğruluğuna da eminiz. Bunu akıl bize söyler. Yanlış yaptıran şey ise bizim işte o e, kendi psikolojimiz ya da nefsimizdir. Bu açıdan nasıl ki insan bedenini temiz tutuyor, güzelleştiriyor, güzel ve temiz görünmesine azami dikkat ediyorsa hocam, insan kalbini ve manevi dünyasında temiz, güzel, görünüşlü ve daha zinde, daha enerjik bir şekilde tutmalıdır. Niçin? Çünkü kalbin temiz olması Düşünce dünyamızın temiz olması, manevi dünyamızın canlı olması bizim hayatımızı etkiliyor. Diğer organlarımızı etkiliyor. İnsanlarla olan ilişkilerimizi, insanlarla olan diyalogumuzu etkiliyor hocam. Ki bunu da net olarak ayet-i kerimeler vurgular ama peygamberimizin ifadesiyle de bunun çok net bir ifadesi var hocam. Onu hemen burada paylaşalım seyircilerimizle de. İnnallaha la yanzuru ila suverikum ve emvalikum. Evet. Bu çok e, orijinal ve insana hayat e, rehberi olabilecek evet. bir prensip e, kıymetli hocam. Cenab-ı Hak e, şeklinize, şemalinize, suretlerinize, malınıza, mülkünüze yani sizlerde ne olup olmadığına çok bakmaz. Evet bunlar nimetlerdir, dünya hayatının güzellikleridir. Bunlar elbette ki olacak. İnsan e, görüntü itibariyle kendisine mutlaka ki dikkat edecek ama... Burada tabii söylemeye çalıştığı peygamberimizin başka, başka bir şey. Nedir? Velakin yanzuru ila kulubikum ve amalikum. Cenab-ı Hak insanın şurasına bakar. Dünyada da ahirette de değerlendirirken insanın kalbine ve yapmış olduğu amellerine, eylemlerine bakar. Bu hepimiz için ilahi bir gerçek. Bütün insanlığın yaratılış amacı da bu zaten hocam. Bu yüzden Yüce Mevla bizim kalbimize ve yaptıklarımıza, zihnimize ve buradan ortaya çıkmış olan amellerimize, eylemlerimize bakıyor. Burada şunu da söylemek mümkün. Peki bu Cenab-ı Hak bizim kalbimize bakıyor. Kalp de ne var? Niye kalbe bakıyor? Yani kalp işte Cenab-ı Hakk'ın aynasıdır denilir tasavvufta. Cenab-ı Hakk'ı yansıtan kalp kırmak mesela bizim evet. tasavvuf kültürümüzde ciddi anlamda büyük bir yanlış olarak görülür. Çünkü kalp dediğimiz o olgunun içerisinde hocam iman var. Biz imanı tanımlarken bildiğiniz gibi malum kalp ile tasdik, Tastik. dil ile ikrar diyoruz. Yani kalb ile tasdikten kasıt hem duygusal boyutuyla hem de akli boyutuyla biz iman edeceğimiz hususları tasdikliyoruz, onaylıyoruz. İşte iman esası olan maddeler neyse altı maddeyi Allah'a, peygambere, meleklerine, peygamberlerine arkadan sırayla gelen bütün o bilgi konularını onaylıyoruz ve tasdikliyoruz. Onun için kalp, kalbinizde iman var mı? Cenab-ı Hak buna bakıyor öncelikle. Bu imanın yansımaları hayatınızı güzelleştiriyor mu? Diğer insanların hayatını güzelleştiriyor mu? Ee, Cenab-ı Hak buraya bakıyor. Ee, i̇nsanın zihninden, kalbinden geçenleri e, davranışa dönüştürmesi biliyorsunuz kayda giriyor. Sorumluluk altına evet. alınıyor, kayıt altına alınıyor. Bunların hep güzel olması, iyi olması elbette ki Rabbimizin bizden istediği ve erdemli insan, faziletli insan olabilmek için de çok önemli bir kıymetli hocam tavsiye. Bu yüzden Peygamberimizin hatırlatmış olduğu bu tavsiyeyi de hayatımıza bir rehber, bir düstur olarak almaya gayret edelim inşallah. Bununla bağlantılı olarak şunu da söylememiz mümkün. Niye kalbine bakıyor Cenab-ı Hak kulunun kalbinden, kalbinizden geçen, zihninizden geçenleri en iyi Allah bilir ki bu anlamda da ayet-i kerimeler epeyce bizlere bu hakikati anlatıyor. Peygamberimizin bir diğer ifadesi bildiğiniz gibi hocam insan vücudunda bir et parçası vardır. Evet. O iyi olursa bütün vücut iyi olur. Ama o kötü olursa vücudun diğer azaları da hastalanır ya da rahatsızlanır. İşte bu kalptir. Ee, i̇nsanoğlu yapmış olduğu her bir günah ya da her bir hata eğer bu hatadan dönmüyorsa, pişman olmuyorsa, tevbe etmiyorsa her bir hata biliyorsunuz üzerinde bir nokta bırakıyor, evet. bir e, siyah nokta bırakıyor. Hataları ve günahları çoğaldıkça e, kişi ne yapmış oluyor? E, kalbi kararmış, kalbi kararmış oluyor. oluyor. Bu bir deyim halinde sıklıkla kullanıyoruz ki bunu aslında Kur'an-ı Kerim kullanıyor hocam ayeti kerimede kella bel rana ala kulubihim makanu yaksibun. Mutaffifin suresinin son kısımdaki ayet-i kerimelerinden birisi. onların hayır onların kazanmış olduğu, yapmış olduğu günahlardan doları, dolayı kalpleri karardı, Karar pas yani. tuttu. Buradaki ran ifadesi kir, pas anlamına geliyor. yani insanın kalbi kirlenir mi, paslanır mı? Evet nasıl ki bizim üzerimiz elbisemiz kirleniyorsa, paslanıyorsa ya da e, herhangi bir pisliğe bulaşıyorsa Cenab-ı Hak insanın dış görünüşü gibi aynen kalbinin de kirleneceği, pas evet. tutacağı ve bu eğer uzun süre devam ediyorsa e, zaman gelip e, tamamıyla kararacağı, e, devre dışı kalacağını e, ifade ediyor. Onun için bu çok orijinal bir ayeti kerime kıymetli hocam. Bu noktada e, oldukça dikkatli davranmamız gerekiyor. Peki Kıymet Hocam, kararan kalbimizi veya kirlenen gönlümüzü temizleme yolları nelerdir? Evet, işte bu sorunun aslında çok net ve direkt cevabı Ramazan ayıdır. <laughs> Örneğin Ramazan ayıdır, içinde bulunduğumuz aydır. Biz malum artık kulluğumuzun, manevi hayatımızın en zirveye çıkabildiği bir zaman dilimi içerisindeyiz. Onu da artık uğurlamaya başlayacağız yavaş yavaş. Çünkü zaman da çok çabuk geçiyor gerçekten. Ee, en başta biz e, hayat boyunca zaten ibadetlerimizden, namaz başta gelen ibadet hocam. Ama e, belli zamanlara ve aylara göre e, mahsus olan, e, özgü olan ibadetlerimiz var. İşte oruç bunlardan birisi, bayramlar yine bunlardan birisi, kurban bunlardan birisi. Biz e, namazlarımız zaten başta, e, ayrıca okuduğumuz Kur'an-ı Kerim, ve anladığımız Kur'an-ı Kerim öyle diyelim okumak ve anlamak, algılamak ve onu da hayatımıza tatbik etmek. Ee, ve oruç bildiğimiz gibi. Malum bu belki bir ay boyunca da anlatıldı. Sürekli anlatılıyor ve bildiğimiz bir konu. Oruç kendimizi tutmak demek hocam. Nefsimizi tutmak demek. İmsak vaktiyle başlıyoruz. İmsak artık bütün aslında helal olan birçok şeyden kendimizi uzaklaştırmak. Buna ek olarak Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı şeylerden de tamamıyla uzak durmak. Bu açıdan e, oruçlarımız bizlere çok önemli bir e, manevi temizlenme e, kazandıracak, manevi temizlik sağlayacak. Bunun yanında bir önemli ibadetimiz daha var. İnfak ibadeti, zekat ibadeti. Bunu da malla yapabildiğimiz, e, Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetleri bizim üzerimizde görmesini bildiğimiz gibi Cenab-ı Hak verdiği nimetlerden, nimetleri kulun üzerinde görmekten hoşlanır. Aynı zamanda o verilen nimetleri bizim başkasına vermemizden de hoşlanır. Ee, hoşlanmaktan ziyade bunu bize de emreder. Emredersiz. Ve tavsiye eder. Emrettiği boyut e, zekat ibadetidir. Mali ibadet, zorun ibadet. Ama bir de zorun ibadetlerimizin dışında infak dediğimiz aslında daha geniş çerçevede tasadduk dediğimiz e, tasadduk sıt kökünden gelir. doğrulamak kökünden gelir. E, Cenab-ı Hakk'ı doğruladığımız için Gaybı doğruladığımız için, gönülden iman ettiğimiz için Rabb'imizin istediği şeyleri yaparız. Cenab-ı Hak istediği için hayır ve infakta bulunuruz. Mevla bizden istediği için ihtiyacı olan kişilerin ihtiyacıyla ilgileniriz. Onun için hocam zekat bize ayet-i kerimende ifadesiyle "Huzmin emvalihim sadakaten tudahiruun ve tuzekkiihim biha." hem tudahir dahir e, tahareti evet. sağlamış oluyor hem de tezkiye. tezkiye. Burada temizlik anlamda anlamında iki e, önemli kavram var. Bildiğimiz gibi aslında taharet dış temizliği ifade ediyor ama tezkiye insanın kendi iç temizliğini, gönül dünyasını ya da nefsi nefsi temizliği, manevi temizliği ifade ediyor. Bu evet. anlamda ee, yapacağımız infaklar, mali ibadetler, e, zekatlarımız, sadakalarımız, fitrelerimiz e, bizi iki yönlü temizlemiş oluyor hocam. Hem malımızdaki o e, bize ait olmayan kısmı vererek bir temizlik sağlıyoruz. Bunu yaptığımız için de e, manevi anlamda temizleniyoruz. Ki zira e, Tevabın suresi 16. ayet-i kerimede Estağfirullah وَمَنْ yuga şuha نَفْسِهِ فَاُلَٰى muflihun. Bu aslında çok, evet bizim yapmakta zorlandığımız zor bir şeyin ne kadar olduğu, ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Nedir o? Vermek çok zor bir şeydir hocam. İnsanın malından, mülkünden ya da kendine ait olan bir şeyden başkalarına vermesi, başkalarıyla paylaşması gerçekten zor bir husus. Fıtri bir şeydir bu. Ama Cenab-ı Hak ne diyor? Kim nefsinin cimriliğinden sakınırsa, korunabilirse, onlar kurtuluşa erenlerden olmuşlardır. Bu yüzden aslında bütün tasattuklarımız ve infaklarımız, hayırlarımız bizim felaha ermemiz, kurtuluşa ermemiz için bir vesile. Nasıl vesile oluyor? Bizi cimrilikten koruyarak, bizi nefsin cimriliğinden koruyarak manevi bir temizlenmeyi bizlere sağlamış oluyor. Gerektiğinde malından vazgeçebildiğinin örneğidir yani sadaka, zekat. Aynen. Aynen hocam. Zaten fedakarlığı kim için yapıyorsunuz? Yani için sahip yapıyoruz. olduğunuz bu imkanlardan vazgeçiyorsanız aslında bunun asıl bize bunu verenin ilk sahibinin olduğunu biz biliyoruz. Ama buna rağmen o bize veriyor. Biz de diyoruz ki ya Rabbi bu aslında senin, biz senin rızan için, senin vermiş olduğunu yine senin kulların için sarf edebiliyoruz kendimizden fedakarlık edebiliyoruz, bize ait olan şeylerden fedakarlık edebiliyoruz. Bu da tabi Cenab-ı Hak nazarında çok önemli bir amel, çok önemli bir davranış kıymetli hocam. Bununla birlikte biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sıklıkla hem tasadduk ve infakın nasıl olacağını göstermiş, hem de bu hayrın niçin yapılması gerektiğini, bu önemli ibadetin niçin yapılması gerektiğini sürekli vurgulamıştır. Sayın hocam yani peygamberimizin hayatına baktığımız zaman Allah Resulü eline ne geldiyse hemen evine evet. gelen bir hediyeyi hemen yani bir eliyle alıyor öbür eliyle orada bir ihtiyacı olan bir sahabeye ya da ihtiyacı olan bir kişiye ne yapıyor veriyor. Bu açıdan peygamberimizin bu örnekliği aslında bir insanın yükselebileceği nefsi anlamda kamile mükemmel insan derecesine nasıl çıkabileceğinin önemli göstergesi. Peygamberimiz bu mertebelerin en zirvesinde makamı Mahmud'a ulaşmış Cenab-ı Hakk'ın seçkin kullarından malum. Bu açıdan Allah Resulü hayatın içerisinde de Allah rızası için bütün varlığınızdan nasıl fedakarlık edebileceğini son raddesine kadar bizlere göstermiş. Bizler hiç olmazsa bunu yapabildiğimiz kadar yapmaya gayret etmeliyiz. Zaten bu Ramazan ayı da bizlere işte hocam inşallah bu alışkanlığı kazandıracak. Ramazan malum bildiğimiz gibi bizim yardımlaşma anlamında da zirvede olduğumuz, zekat ve diğer ibadetler anlamında zirvede olduğumuz bir zaman dilimi. Ama bu Ramazandan sonra da aslında devam etmeli. Evet. Aslında Ramazan diğer bütün 11 ayı e, garanti altına alan bir manevi eğitim e, zamanı, bir disiplin zamanı. Bu disiplini Ramazanda kazanıyoruz. Hiç olmazsa yine büyük ölçüde belki Ramazandaki gibi yapamayız ama e, daha sonra da hayatın içeri akışı içerisinde de az az da olsa, kısım kısım da olsa evet. hem bu fedakarlığı yapmamız lazım, hem de kıymetli hocam. E, ibadet hayatımızın düzenli olması bu anlamda önem taşıyor. Evet. Başta namaz ibadeti olmak üzere. Kıymet Hocam, Ramazan'ın sonuna yaklaştığımız bu günlerde diğer bir ibadetimiz olan, Ramazan'a has bir ibadetimiz olan itikaf var biliyorsunuz. Nefis muhasebesi ve itikaf baktığımız evet. zaman ikisini nasıl değerlendiririz? Evet, zaten bu konunun belki nefis muhasebesi dediğimiz zaman manevi dünyamızı zirveye çıkarmanın yolu, bunun somut örneği nedir hocam diye sorarsanız bu sorunun cevabı Peygamberimizin hayatı dememiz lazım. Hangi hayatıdır? Ramazan'ın son 10 gününde yapmış olduğu sünnet-i seniyyesi. Malum bildiğimiz gibi Allah Resulü Ramazan ayının son 10 son gününde özellikle Mescid-i Nebevi'ye giderek burada uzlete çekiliyor. Tamamıyla kendisiyle, nefsiyle, manevi dünyasıyla daha da önemlisi Rabbıyla baş başa kalıyor. Bu açıdan itikaf hocam, bir yere bağlanmak, hapsolmak, bir yere yerleşmek anlamına gelen bir kavram, bir kelime. Bütün dinlerde uzlet hayatı vardır hocam. Yani bir kenara çekilirsiniz, evet, e, etek çekmek, kendinizi dinlersiniz. Ama hayattan her zaman tümüyle, bütün hayatın her alanından tümüyle el etek çekmek anlayışı yoktur yalnız İslam'da. Evet, Bu yüzden yok. ruhbanlık yoktur. Peygamberimiz de sıklıkla bunu uyarmıştır. Ama ne yapıyor? Diyor ki işte zamanın belli bir kısmı Ramazan'ın hepsinde de değil, Ramazan'ın son on gününde de itikafa girerek biraz daha kendisiyle ve Rabbiyle baş başa kalmanın çok daha önemli bir ibadet olduğunu yaşayarak bizlere gösteriyor. Bu açıdan bu bize hem kalbimizin incelmesini hem Allah'a karşı haya duygumuzun artmasını, takva duygusunun artmasını e, manevi hayatımızın daha güzel hale gelmesini sağlayan e, zirve bir ibadet hocam. Namazla, oruçla, işte Kur'an-ı Kerim'le, zikirle, tesbihatla bir de e, kendinizi uzlete aldığınız zaman her şeyden ele tek çektiğiniz zaman hiç olmazsa belli bir zaman e, özellikle bilhassa işte modern bir çağ içerisindeyiz. E, telefonlarımız olmadan hiçbir şey yapamıyoruz. <laughs> internete girmeden e, bu da önemli bir iletişim vasıtası. Önemli bir imkan. Elbette kullanıyoruz. Ama bütün bunları bir kenara koyarak ben bütün iletişimimi dünya ve dünyadaki canlılarla kestim. Tanıdıklarımla, tanımadıklarımla kestim. Sadece benim sahibimle bağlantımı kuvvetlendireceğim. Rabbimle olan ilişkilerime bakacağım. Bir muhasebe yapacağım. Bu senenin muhasebesini yapacağım. Demek isterseniz peygamberimizin hayatında bunun örneği var. Onun için bizim ee, kıymetli seyircilerimizden de vardır. Ee, kardeşlerimiz buna e, son zamanlarda biraz da e, özen ve önem evet. gösteriyorlar. Her Camiler... zaman ilgi oluyor can. Bilmek kesinlikle, önemli. kesinlikle ee, camilerde e, ya da uygun yerlerde tabi camide yapılması gerekir bunun. Bayanlar için kendi evlerinde uygun bir odanın e, olabileceği e, ifade edilir her zaman. Ama erkekler için caminin bir bölümünde bu şuur ve bilincin de son zamanlarda arttığını görüyoruz. Evet. Bu çok güzel bir ibadet hocam. Yani oruçla artık bütünleşerek nefsi kamileye çıkmaya, <laughs> nefsi mutmainliğe radiyeye çıkmayı artık zirveye getiren çok önemli bir ibadet. Cenab-ı hem bu güzel ibadetimizi hem de Ramazan ayı boyunca ve hayatımız boyunca yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimizi kabul eylesin diyorum. Mevla hayatımızın diğer geri kalan kısımlarında da inşallah Ramazan'daki kazanımlarımızı devam ettirmeyi bizlere nasip eylesin hocam. Kıymetli hocam teşekkür ediyoruz bu güzel bilgiler için, bu güzel anı bizimle paylaştığınız için. Biz teşekkür ediyoruz. İnşallah, inşallah başka ]sınız. programlarda i̇nşallah. yine i̇nşallah. aynı ekranda görüşmek üzere diyelim. İnşallah. İnşallah. Evet kıymetli izleyiciler, bugün nefis nefsin mertebeleri e, ve e, nefsimizi nasıl muhasebe yani günümüzü, ömrümüzü nasıl muhasebeye tabi tutmamızla alakalı Kıymet hocamdan çok güzel bilgiler aldık. E, Rabbim Ramazanımızda, Ramazanda, 11 ayın sultanında e, nefsimizi şöyle bir muhasebeye tabi tutan, artıda mıyım, ekside miyim, e, ben ne yapıyorum, neredeyim diye tefekkür edebilmeyi her birimize e, nasip eylesin diyelim. Kıymetli bir zaman dilimindeyiz. E, dua etmeyi ve bu anı da değerlendirmeyi unutmayalım hayırlı iftarlar diliyorum